gün ortasından tüm izleyenlere sevgi selamlarımı yolluyorum. Yaşama bakışta bu haftaki konuğum, final okulları rehber öğretmeni ve aynı zamanda idari bir görev olan müdür yardımcılığının önemli olan İdai Kaya Hocam. Hoş geldiniz. Hocam, eğitim konusu der ya, konuşmuş bitmiyorum. Ama tam bu hafta, tam da çok güzel denk geldi, Karne haftası. Karne başlığı adı altında, Karne'yi öne çıkartarak hem karne dönemini, karnenin etkilerini hem aileler üzerindeki, çocuklar üzerindekini hem de tatil döneminde yapılacaklarla başlayalım. Ondan sonra zaten biz konuştukça başka konulara da değiniriz. Buyurun. Öncelikle Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir dönemde kanalımızda eğitim konusunda zaman ayırdığınız için eğitim konusuyla ilgili gidelim. Durumları değerlendirme fırsatını hem bize hem de bunları izleyenlerin faydalanmasına sebep olduğunuz için teşekkür ederim ve hoş geliyorum. Estağfurullah, ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Karne her şeyden önce öğrencilerin bundan önce de aldıkları, bundan sonra da alacakları ve sonucunda derslerinin durumlarını gösteren bir durum tespit belgesidir. Her şeyden önce bunu açık bir şekilde böyle algılamak ve öğrencilerimize de bilgiler olarak böyle sunmak, biz öğretmenler olarak da öğrencilerimizin bu şekilde algılamasını sağlamak mükemmeliz. Başlangıçta bunu söylemeliyim. Tabii ilk defa karne alacaklar için çok daha apayrı bir heyecan olmaktadır bu. Mini mini birilerde heyecan çok fazla. Birilerde karne almak, o karnelerindeki güzel notları görmek, onun mutluluğu veya varsa kırık notlar, kırık notların yüzünü unutulmayacak, hatırlarda her zaman yer edecek güzel enstantaneler oluşturacaktır. Ama bunu bundan öteye de geçirmemek lazım. Özellikle artık parantez ilk karne alacakları için bunu ifade etmeliyim. Karne alacak öğrencilerin karnelerini aldıktan sonra bunları eve götürdüklerinde kendilerinin karşılaştırdıkları başka öğrencilerin karneleri, akrabalarının karneleri olayını bir kere temelden bir kenara bırakmak lazım. Çünkü şunu ifade edeyim ki her öğrenci özeldir. Her öğrenci bireydir. Öğrencinin geçmiş yaşantısı farklıdır. Geleceği de farklı. Bu yüzden biz hiçbir öğrencimiz, hiçbir çocuğumuz, hiçbir yavrumuzu kimseyle karşılaştırmamalı, kimseyle de eş değer tutmamalı. Ve galiba çok özür dileyerek biliyorum. Galiba da en sık yapılan yaptığımız hatalardan bir tanesi. Maalesef. Yani başlangıçta biz öğretmenler olarak en çok yaptığımız ve sonra da ailelere sıraya gelen bu durum bundan sonraki süreçte çağdaş bulgarlık düzeyine her gün hızla yaklaşan ülkemiz insanı ve toplumu için olmazsa olmaz değiştireceğiniz bir noktadır. Ben bunu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Daha sonra öğrencilerimiz karnelerini aldıktan sonra şunu yapmalılar. Doğru bir şekilde aileleriyle paylaşmalılar. Varsa kredi notları bunların nedenlerini objektif bir şekilde ifade etmeliler. Çocuklar ailelerini objektif bir şekilde ifade etmeliler. Hiçbir şekilde karnelerinin olumsuzluklarına farklı bir gerekçe bulmalılar. Doğru bir şekilde bunları ifade etmeliler. Ancak bu doğru şekilde ifade etmeli de bir karşılığı ancak ona da öğrencinin bunu doğru bir şekilde ifade edebileceği ortamı da hazırlamalı. Karşısına geldiği zaman öğrenci, sen neden bu kadar kırık notlarla karşıma geliyorsun şeklinde kalıplaşmış ve kızgın bir yaklaşımla yaklaştığında o mutlaka ki çocuklar aileleri karşısında tepki almaya alışkın böyle bir şey hazır olmadı. Yanlış bir şey var. Şubat tatiline giriyoruz. Aynı şey yaz tatilinde olabilir. Genelde çok başarılı öğrenciler Şubat tatilini verimli geçirir. Aslında Şubat tatilinde desteklenmesi gereken öğrencilerse tatilde dinlenerek geçirirler. Aslında tam tersi olması gereken bir şey. Böyle bir gerekçe maalesef var. Şey çok güzel söylediniz. Durum tespit belgesi ise
esasında bu belgelerle çocukların durumları, zayıf oldukları noktalar, neden zayıf olduklarını hem öğrenci, kendi için hem de ailesi mutlaka değerlendirmeli. Galiba orada hocam çok basit bir denklem var. Hani biz çoğumuz tabii ki çocuklarımızın başarılı olmasını, iyi yerlerde olmasını hep istiyoruz. Hep ideallerimiz var. Ama şu soruyu galiba unutuyoruz. Karne kimin karnesi? Yalnızca çocuğun karnesi mi? Anne babanın, ebeveynin esasında bir anlamda hepimizin karnesi mi? İyi karne geldiği zaman şunun oğlu, şunun kızı, benim oğlum, benim kızımı çok daha vurgularken kötü karnelerde maalesef direkt sorumluluk öğrenciye atılıyor. Galiba bu dengeyi iyi, iyi ayarlamak lazım. Tabii bu yanlışlandık. Bir öğrenci iyi olduğu zaman ben aldım ders. Öğrenci de aynı şey. Doğru. Doğru. Beni iyi bir öğrencisi varsa benim çocuğum der. Zayıflık olan bir öğrenci ise eğer çocuğum o zaman bazen bunu genel hale getirmemek lazım. Herkes için geçerli olan bir şey değil ama sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Yıllar önce yaşadığım bir durumu paylaşayım size. Öğrencim velisi odamda kendileriyle üçümüz öğrenci, veli, öğretmen, sacaya bulmuş olduğumuz bir anda ya kızım bak parası şeyleri işte teyzenin kızı da yaptı falan oldu filan oldu derken de çocuk mikrofonu eline aldı ve dedi ki ya baba beni niye başkasıyla karşılaştırıyorsun? Ben sana neden sen devlette işçisin diyemiyorum. Onun babası neden başkasının babası doktor, avukat, hakim, savcı? Ben sen niye hakim, savcı olmadın, avukat olmadın, mühendis olmadın, doktor olmadın diye soruyor muyum? Tam o puanın soru yani. Gerçekten doğruluk kavramı. Gerçekten durum böyle. Bizim çocuğumuz bize özelmiş. Bizim çocuğumuz çok net bir şekilde bizim ve bizle ilgili olan ortamların içinden çıkan sonuçla değerlendirilmelidir. Ve karşısında almış olduğumuz netice de işte o durum tespitinde bu şekilde gözlemlenmelidir. Eksiklikleri varsa ve çocuktan bunları net bir şekilde alırsa Şubat kavramı ise yani o semester sonunda bunlar gerçekleşiyorsa yapmamız gereken şey tekrardan yapmamız gereken çalışmalar nelerse bunlar üzerinde durmalı. Yeniden bir virgül açmalı. O virgülün içerisinde o tatil döneminde yazmamız gerekenleri yazmalı. Virgülü kapatıp yeniden ikinci dönemde çok, yeni bir cümleye başlamalı. Çok güzel bir şekilde ifade ettin hocam. Galiba burada biz karneyi bir son, bir bitiş gibi değil de esasında bir başlangıç gibi yeniden bir düzen oluşturmak adına, yeniden bir yapılandırma yapmak adına hem çocukla ilgili ve çocuğun kendi içinde yapması gereken yapılandırma hem de ailenin. Çünkü hani karneyi yalnızca çocuğun göstergesi, yalnızca çocuğun başarısının bir ölçütü gibi gördüğümüz anda zaten eksik değerlendirmiş oluruz. Karne zaten çocuklarının, insanların çocuklarının bir kişilik değerlendirmesi değil de bir karakter değerlendirmesi. Maalesef ama çok böyle zannediyoruz. Yani bir sebepler zincirinin sonucudur. Bir sürü sebepler vardır bunun içerisinde. Öğrenciden kaynaklanan sebepler vardır, öğretmenden kaynaklanan sebepler vardır, aileden kaynaklanan sebepler vardır, şehrimizin değişik özelliklerinden kaynaklanan sebepler vardır, vardır da vardır. Bütün bunları işte bu sebeplerden hangisi ya da hangilerinden kaynaklandığını bulup çözümün işte o virgül arasında bulmaya çalışmalıyız. Bunu sadece bize verilmiş bir imkandır. Bunu sadece Şubat tatilinde değil. Bu Şubat tatilinde yazın, ertesi yıl yaşanıyorsa ertesi yıl bize bir imkan verilmiş. Eğitim öğretim, ilk öğretimde 4 yıl, orta öğretimde 4 yıl, lisede 4 yıl, 12 yıllık bir fırsatımız var. Artı 2 yarı dönem 17-4 defa böyle bir değerlendirme yapmamız lazım. Bu imkan çok iyi değerlendirip sistemimizi kullanıyor olmamız diye düşünüyorum. Bunun için galiba hocam yapılacak şeylerden bir tanesi de çocuklarımızı esasında iyi tanımak. Yani bazen başarı ölçüsü, beklentisi genellikle de hani buradaki daha çok yapılan hata yanlış çoğumuzun yaptığı beklentilerimiz hep çocuğumuzun genel kapasitesinin, her anlamda kapasitesinden bahsediyorum. Yani zihinsel anlamda da öğrenme hızıyla ilgili de imkanlar dahilinde yapabileceklerinden ya çok fazlasını bekliyoruz. Ha bazen altta hani çocuk esasında daha iyisini yapacakken verdiğiyle sunduğuyla yetinen aileler de var. Galiba burada çocuğu iyi tanımak, evladımızı iyi tanımak da çok çok önemli. Çünkü fazla beklenti çocuğun üzerinde ekstra bir baskı da yaratıyor. Bakın burada bir istatistik de ifade edeyim.
Türkiye'de bir kurs fakültesi pazar mı orada, üniversite sınavı arasında maksimum 17-12 bin liradır. Yani bir öğrenci 12 binlik sıraya girebilirse fakültesine kazanabilir. Hak etmiş olur. Fakültesine giren öğrenci sayısı da 3 bin lirada falan. Yani şöyle ifade edeyim. Bu tercih sıralamasına bakıldığında yaklaşık 369 bin kişi fakültesini tercih etmiş. Bu kadar insanın hedefi tıp fakültesine ulaşmak. Ama sonu hüsran. Bu öğrencilerin elbette başka yetenekleri de var. Çok çarpıcı bir rakam olması söylediğiniz var. Başka alanlarda da iş imkanı var. Başka alanlarda da insanlar para kazanabilir, hayatlarını yüksek standartlarda değiştirebilirler. Neden insanlar bu şekilde sıralanıyor? İşte alışıma gelmiş olan klişeleşmiş anlamlar. Bir ezber var yani. Bu ezberi bozmalıyız. Bu ezberi bozduğumuz sürece, yelpazeyi genişlettiğimiz sürece mutluluğu arttırırız, verimi arttırırız, insanımızın kalitesini arttırırız. Harika bir şey söyledim. Bence şu andaki yetişkinlerdeki huzursuzluğu, mutsuzluğu, stresin ki her geçen gün artıyor yapılan istatistiklerde de. Temel sebeplerinden bir tanesi de bence bu. Yani insanlar mutlu oldukları işte değiller ya da o kendilerine gösterilen, buraya gelmelisin denilen hedeflere ulaşamadıkları için kendilerini eksik zannediyorlar ya yetersiz zannediyorlar. Kendilik algıları düşük oluyor. Kendilik algısı düşük olan bir birey de zaten mutlu bir birey olamıyor. Çok güzel bir şey söylediniz hocam. O rakam da çok çarpıcı. Yani bu rakamlar böyle. Bunu sadece fakültesi için söylemeyiz. Bu fakültesi için de söyleriz. Psikolojik danışmanlar için de söyleriz. Başka bir rakamlar değişti ama mantık aynı. Hocam burada hemen şu konuyu da deyin. Ondan sonra bir kısa bir ara verelim. Başarı nedir esasında? Yani başarının biraz daha tanımlamasını yani bizi dinleyen sevgili izleyicilerden anne babalar da biraz daha kafalarında da otursun. Başarıyı bir daha tanımlamak lazım. Yani tek bir kalıp mıdır? Hangi açılardan bakmak lazım? Şunu bilmek lazım. Sosyal bilimlerde hiçbir kalıp, ulusal, genel geçer, evrensel değil. Herkesin başarısı bence kendine göre başarı tanım farklı. Ama çok temel, birçok kişinin uyguladığında mutlu olacağı bir tanımlama yapmak icap ederse bence insanlar için başarı temelde kendisini çok iyi tanıyabildiği ölçüde kendisini mutlu edebileceği hedeflere doğru yol almaktır. Bu yolu doğru bir şekilde almaktır. Hedefe varır, varmaz çok önemli. Ama doğru bir şekilde yol almak, süreci doğru bir şekilde yürümek ve yürütmek işte başarı burada bu. Öğrencinin başarısı da bu. Ailenin başarısı da bu. Bu süreci desteklemek ailenin başarısı, bu süreci yürümek ve bu süreçte ailesinin desteğini pozitif kullanmak öğrencinin başarısı. Harika. Çok güzel bir yorum. Galiba orada öğrencinin kendisiyle ilgili durumunu tespit edip ailesinin tabu anlamda desteğini alarak ilerlemesi, kimseye kıyaslamadan, kıyaslatılmadan ilerlemesi, yani ben hep söylediğim şeylerden bir tanesi, mutlaka siz de öğrencilerle paylaşırken bunu söylüyorsunuz. Yani aldığın, birinci sınavda aldığın not atıyorum 60, başkasının aldığı 80'e bakarak değil. Senin birinci sınavda aldığın not 60'sa, o 60'ın üzerine çıkmak senin birinci hedefin olmalı. Bunu oturttukları zaman çok daha rahat ve mutlu oluyorlar, daha başarılı oluyorlar. İnsanlar mutlu oluyor. Başarmanın hazzını veriyorlar. Başarmanın ben hep söylerim, eğitim futbol maçı değil, basketbol maçıdır. Futbol maçında bir maçta 3 kere, 5 kere mutlu olmalı. 10 kere mutlu olduğumuz zaman tarihe geçersin. Ama bir basket maçında her 30 saniye, her dakika, her 24 saniye mutlu olur. Bir de basket maçı gibi yapmak lazım eğitim sürecinde. Şimdi milyonlarca öğrenci bir gün sonra karnelerini alacaklar. Yani her şekilde bir heyecan var. Çocuklarda da, ailelerde de. Tabii bu sınıf düzeyine göre farklı heyecanlar var. Birinci sınıftan biraz önce de konuştuk. Bilim emirler, ikiler çok daha hani daha tatlı heyecanlılar, tatilin heyecanındalar. Tabii daha ilerleyen dönemlerdekiler de tabii karnesi iyi olanlar belki biraz daha rahat ama karnesinin olumsuz geleceğini bilenler, düşünenler de bir gerginlik, bir huzursuzluk, bir mutsuzluk hali de var. Aileler cuma günü karneleri eline aldıkları zaman anneler, babalar
Yani değerlendirmelerini yaparlarken sevgili hocam, orayı biraz daha açalım. Belki biraz değindik ama biraz daha açalım. Neye göre değerlendirsinler? Tepkilerini nasıl ayarlasınlar? Çünkü bir karne yüzünden bazen belki çok hani spesifik böyle çok uç bir örnek olacak ama çok acı sonuçlarla da dahi karşılaşıyoruz. Duyuyoruz maalesef. Maalesef. Tepkileri nasıl olsun ve o karneyi eline aldıkları zaman karnenin kendi karneleri olduğunu da kendilerini yansıttığını da esasında birazcık görsünler, değerlendirsinler. Hepimiz için söylüyorum bunu. Bütün anne babalar için. Buyurun. Bir kere evet, demin ismiyle olsa değindiğimiz bir noktaydı bu. Bir kere her şeyden önce sevgili velilerimiz karnelerini aldıktan sonra öğrencilerimizle beraber karneleri oturup anneleri, babaları, velileriyle beraber ailenin diğer partileri de varsa işin içerisine dahil olan onlarla beraber oturup karneyle ilgili bir durum değerlendirmesi meclisi oluşturmalılar. Bu bir yemek olabilir, bir etkinlik olabilir, evlerinde güzel bir ana denk getirilebilir. Yani pozitif ortamların, herkesin pozitif duygularının mı olduğu bir ortamda durum tespitini değerlendirmeliler. Çok güzel neticelerse, sonuçlar çok başarılıysa, öğrenci gerçekten bir dönemin hakkını vermiş, o dönem içerisinde yapılması gereken tüm çalışmaları yapmış, kendisine sunulan imkanları, hakları çok iyi değerlendirmiş ve sonucu iyi bir şekilde ortaya koymuşsa, bunların devam etmesi için pekiştireçler olumlu bir şekilde verilmeli. Birincisi bu. Harika. Devamı gelebilecek ödüllendirmeler yapılmış. Motivasyon devam etmeli. Ama orada şuna da dikkat edilmeli mi hocam? Burada iyi karnelerin motivasyonunu, pekiştiricilerini ayarlarken de çok da kantarın topuzunu da kaçırmamak lazım galiba, değil mi? Yani bir sonraki süreçte daha da iyiye veya olması gerekenin devamını sağlayacak pekiştiriciler vermek. Tamam, çok önemli. Aksi durumda o zaman ne olur? İleride bugünleri sadece hayırla yad ederiz. Çok kötü bir duruma sebebiyet verir. Doygunluk noktası çok üst düzeylere çıkar. Bu doygunluk noktasını bir daha toplayamayız, kapatamayız. Buradaki öğrenci hiçbir şeyle tatmin edemeyeceğimiz bir noktaya getirmiş oluruz. Çok önemli. Bu bizim için dikkat etmemiz gereken en önemli nokta. Peki negatifse karneler? Negatifse karne, hani öğrenci defalarca ikazlara rağmen veya işte şartların olumsuz olmasına rağmen herhangi bir sebep üzerinden sonucu başarısızlıkla neticelenmişse o zaman bir kere yine hiçbir negatif algı oluşturmadan bu başarısızlığı nedenlerin üzerinde çok net bir şekilde durmalıyız. Bir kere bu başarısızlık öncelikle bizim başarısızlığımızdır. Burası çok önemli. Çünkü herkes ilk önce kesinlikle haklısınız. Çok önemli. Çünkü sonuç ne olursa olsun biz eğitim öğretim işinde toplu öğrencinin kendisine atamayız. Arkadaşım, geliyoruz çocuğa, özel okullara gönderiyoruz, şuraya gönderiyoruz, parasını veriyoruz, servisini veriyoruz, yediği önünde, yemediği arkasında, ne istiyorsa bir dediği iki edilmiyor ama olmuyor diyerek kendimizden sorumluluğu atamayacağımız bir durumdur eğitim. Ne olursa olsun birinci problem kendimizde. Şu soruyu sormalıyız eğer dediğimiz bir şeyler varsa. Neden her türlü imkanı sağlamama rağmen neden bu çocuk istenilen düzeyde başarı gösteriyor? İşte o zaman ikinci sorular, üçüncü sorular, peş peşe devam eden giden neticeler. Çocuğumuzla yeterince ilgilenemiyor muyuz? Acaba her şeyini veriyoruz da sevgiye ihtiyacı var onu sağlayamıyoruz? Acaba bir takım arkadaşlarının yanında çocuğumuz istenilen düzeyde desteklenemiyor mu? Acaba öğrenciyle ilgili okulunda bir mutsuzluk ortamı mı var? Ne var? Bütün bunların hepsini çok geniş bir şekilde değerlendirip neticeye beraber ulaşmalıyız. Beraber ulaşmalıyız. Hatta çocuğumuzun çok yeni başlayanlar için söylüyorum. İşte okuma alışkanlığı olmayan çocuklar oluyor. Okuma alışkanlığı olmayan bir toplumdan geliyoruz. Bizim
Toplumumuzda bakın çok net bir veridir bu. Günde insanlar 2-3 saat internete, ortalama 5-6 saat televizyona bağlı olan bir toplumun ürünü olarak, bir toplumun devamı olarak nesillerini geliştiriyorlar, yetiştiriyorlar. Böyle bir toplumda ortalama günde 1 dakika kitap okuyan bir toplumun ürünü olan bu nesiller bir anda gece gündüz kitap okumaya başlayamazlar. Önce biz okumalı, önce biz başlamalı, önce biz önden gitmeliyiz ki bizden sonraki nesil de devamlılığını sağlasın. Hocam bu çok sık tekrarlanan, çok sık söylenen, çok sık yani okuduğumuz, duyduğumuz, söylediğimiz bir kavram ama galiba artık çok sık söylendiği için mi? Bu kadar çok sık söylenmesi, bu kadar çok sık hani belki dinleyenler de ya biz bunları hani biliyoruz diyoruz ama bu bildiğimiz çok basit doğruyu, bu yalın gerçeği uygulamak noktasında ya itinalı değiliz ya odaklanmıyoruz. Gerçekten yani akşamları günde 2 saat, 3 saat, 4 saat kesintisiz televizyonlar seyredilirken ya yarım saat yalnızca ayırın, siz elinize kitabı alın dediğimiz zaman ya da söylendiği zaman belki bizler de dahiliz buna. Onu yapmaktan maalesef uzak duruyoruz. Ondan sonra çocuklarımız kitap okumuyorlar. Ki sizin de tespitleriniz mutlaka vardır. Okullarınızda, daha önce bulunduğunuz kurumlarda da sınavlarda hata yapan, özellikle dikkat hatası yapan çocukların ortalama 10 yanlışından neredeyse 6 tanesi, ki çok ciddi bir rakam, %60'ı okuma hatasına, okuduğunu anlamamaktan kaynaklanıyor. Ki burası çok bence önemli. 20 sınıfta kazanılan okuma becerisi, yani 20 sınıfta hallolmuş olan okuma becerisi, 8. sınıfta lise sonuna dair geliyor, öğrenciyi etkiliyor. Bu çok önemli. Dediğiniz gibi çok toplumsal, çok çatısal bir problem. Bir yerden başlamalıyız ama değil mi? Her aile kendi içinden bir yerden başlamalı. Şimdi her şeyden önce Kemal Bey şunu söyleyeyim. Sınavlarında sonunda olumlu ya da olumsuz yapabilir, yapılmaz, istenir, istenmez gibi olumlu olumsuz ifadelerin koyu rakamla yazıldığı ender ülkelerden biriyiz. Buna rağmen biz işte okuma alışkanlığımızı bu düzeyde zayıf tuttuğumuz için soruları hazırlayanlar kursları veriyor. Tedbirler alıyor daha doğrusu. Yani çok basit bir şeyden dolayı öğrenci soru kaybetmesin diye sonuna olumsuzluk ibareleri veya koyu veya altını çizerek maalesef böyle şeyler yapıyoruz. İşte doğru okumadığımızdan dolayı. Bir geometri sorusu gibidir bu demin dediğiniz şeyler. Geometride bakmak ayrı bir şeydir, görmek ayrı bir şeydir. Bilmek ayrı bir şey, bildiğini uygulamak ayrı bir şey. Uyguladığının sonucunu alıp almadığını görmek de apayrı bir şey. İşte şimdi biz bütün bunları evet toplum olarak biliyoruz, hep söylüyoruz, farkındayız. Ama bilenler zaten yapmaya devam ediyor. Ama bilip de yapmayanlar için aynı şeyler devam ediyor. Bildiklerimizi davranışı bir türlü aktarmıyor. Aktarmıyor. İşte buradaki dikkat edilmesi gereken nokta bence bu. Bu Şubat tatilindeki karne neticeleriyle ben yeni bir başlangıcın olmasını temenni ediyorum. Yeni bir milat olsun inşallah bütün velilerimiz için bu. Desinler ki biz bu sefer de böyle bir yol deneyelim. Bakalım biz de değişelim, değiştikçe değiştirelim. Böyle çok zorlamadan, çok büyük hedefler koymadan, küçük küçük ulaşılabilir. Ulaştığında mutlu olacağını bilen, mutlu oldukça da kendini pekiştiren basit basit hedeflerle o ara tatili geçirip İkinci dönemi çok büyük ve yoğun bir tempoyla devam edecek olan bu dönemi bir kere mutlu bir şekilde başlatalım. Şu ara dönemi bu şekilde olmasını çok temenni ediyorum gerçekten. Öğrenciler başlığından bir şeyler de söyleyelim isterseniz. O ara dönemde yani karesi iyi olanlar için, kötü olanlar için de ara dönemi hani nasıl değerlendirsinler? Bir kere sömestr tatili. Bunun adı bir tatil. Bu kavramı öncelikle unutmasınlar. Yani bu tatil onların haklarıdır. Anaların ak sütü gibi kendilerine helaldir. Bunu bir kere değerlendirsinler. Ama şunu da yapsınlar.
Şubat tatili öncesi birinci dönemde çok iyi çalışmadıklarını, yeterli olmadığının farkındalarsa ki durum tespiti karnelerinde bunlar değil. Ortaya konuluyor zaten. O zaman şunu da biraz desinler. Ya biz biraz birinci dönem tatili yapmışız zaten. Şu Şubat tatilini biraz tatilden kısarak, biraz tatil, biraz konularımızı tekrar ederek, ikinci dönemde ne yapacağız, ne edeceğiz, birinci dönemde neler öğrendik, neler öğrenmedik, bunların da üzerinden geçip bir küçük plan program çerçevesinde tekrarlarını yaparak geçirmeliler. Bunları yaparken de şunu unutmamalılar. Her şey aynı devam ederse, önümüzdeki yıllarda aynı şekilde değişmeyecek. Bu mantığı bilerek, bu mantığın çerçevesinde en zorlandıkları derslerden başlamak koşuluyla biraz hareketledik. Biraz o derslerle ilgili test çözebilirler, tekrarlar yapabilirler. Yanlarında, arkadaşlarından, eş dost çevresinden bunlarla ilgili bilgi sahibi olan varsa istifade edebilirler. Çeşitli olanakları olan okullar, kurumlar, yerler var bunlarla ilgili. Bunlardan faydalanabilirler. Yani yapılması gereken o küçük ara incelikleri gerçekleştirebilirler. Bu önemli bir nokta. Buradaki bu değerlendirmeyi yapmak çok çok önemli. Çok doğru bir şey söylediniz. Bu değerlendirmeyi yaparken yine sevgili anne babalar da çocuklarının neyi bilmediğini, bu başarısızlığın özellikle de akademik alanla ilgili olan başarısızlığın nereden kaynaklandığı noktasında da bence iyi geri bildirimler vermeli. Yani yalnızca çalış. Belki çocuk hani şurada oluyor. Bireysel farklılıklar da var. Sonuçta yani okullarda okuyan çocuklarımızın hepsi yani o okullarda okumaya yeterliliği olan çocuklar ama bireysel farklılıklar var. Öğrenme hızları farklı. Evet. Yani dikkat problemi olan çocuklar var. Yani çocuğumuzun neden o dersten zayıf not aldığını da daha gerçekçi, daha objektif bir değerlendirmekle de çocuğa da bildirmek lazım. Ya da onun için önlemler de almak lazım. Yani bazen şurada yapılıyor hocam. Çocuğun karnesi sayıp 15 gün boyunca ders çalışacaksın diyor. Çocuk odasına kapanıyor ama neyi nasıl çalışacağını bilmiyor. Oturuyor gerçekten orada. İşte burada çok önemli. Sadece ders çalışmak değil çocuğu başarıya ulaştıran şey. Bazı çocuklar var ki hiç Şubat tatilinde defteri kitabı açmayacak. Onun sebebi tespit edilen durumu farklıysa onun giderilmesi için gerekirse tatile gidecek, gerekirse farklı uygulamalar yapılacak, ailesiyle zaman geçirecek, kendi başına kalması gereken zaman varsa kendi başına kalıp düşünecek, tartışacak, paylaşacak ve bu süreçte sorun neyse bu sorunun ortadan kaldırılması için bütün düşüncesini buna yoğunlaştıracak. Biz aileler olarak da bunu yapmamız lazım. Böyle çocuklarımız var ki yani bu dönem içerisinde arkadaşlarıyla olan problemlerinden kaynaklanan sebeplerle okul eğitim öğretiminde yeterince paylaşım yapamamış. Yani bunlarla da karşılaştık zamanda. Çocuk sabah 8 gitmiş, 4 gelmiş. Saat 4'te geldiğinde 7 saat, 8 saat ders işlediğinde hiçbir şey paylaşamamış. Ve bu hiç fark edilmemiş. İşte bu çocukların paylaşım yapabileceği ortamlarda bulunması nötrlenip tekrar yeni döneme kazandırılması çok önemli. Her şey mutlaka ders değil. Dersle her şeyi iyileştirebileceğimizi düşünmek zaten en büyük hatamız. Eğitim öğretimin özüne aykırı bir şey. Evet. Sevmeyle, sevgisizlikle de bazen aileler, anne babalar yaklaşıyorlar karne notlarına. O da galiba yani çocuğun hem özgüveni anlamında hem toplum içerisinde bir yer edinmesi anlamında şimdiden ketleme meydana getiriyor. Karne notlarına ne tür alırlarsa alsınlar aileler. Tabii iyi alanlarda zaten hani çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Zaten pekişiyor belki evet. Ailedeki mutluluk huzur ama olumsuz not, kötü not olan aileler çocukların karnelerini değerlendirirlerken onların evlatları olduğunu, birey, onların da bir birey olduğunu unutmadan yaklaşmalılar. Sevgisizlikle kesinlikle test etmeye kalkmamalılar. Çünkü sevgisizlikle test edilen bir çocuk yani çok güzel söylediniz. İkinci önemdeki o yeni başlangıcı bir yeni başlangıç olmuyor. Eskinin devamı hatta daha da olumsuzlaşarak devam ediyor. Eklenerek, katlanarak, büyüyerek ve bir gün artık çözümsüzleştiğini göreceğimiz noktaya gelerek devam ediyor. En büyük korkumuz da olmasını istemediğimiz, temenni etmediğimiz noktada tabii ki budur.
anne dönemlerinde evlerde ayrı ayrı telaşlar var. Yani bazen aile içi iletişimi, aile huzurunu, aile birlikteliğini dahi zedeleyecek noktaya geliyor. İşte evdeki eğer baba hani sert bir baba, çok otoriter bir babaysa anne de çocuğuyla beraber neredeyse karne oluyor, telaşı başlıyor. Hem aradaki dengeyi oluşturmak adına, hem evladıyla baba arasındaki olumsuzluğu gidermek adına yani çok önemsenmesi gerekiyor. Evet, tabii ki karnelerin bir anlamı var. Siz çok güzel tanımladınız. Bir durum tespit belgesi. Durum tespit belgesinde öğrencinin de tabii ki kendi sorumlulukları var. Yani burada her şey tamam, anne babalı olarak evet biz birinci sorumluyuz. Bunu hani birilerinin hoşuna gitsin gitmesin diye söylemeye tekrar edeceğimiz birinci sorumluyuz. Tabii ki çocukların da yaşlarına göre, dönemlerine göre almaları gereken sorumluluklar var. Ama o sorumlulukları almıyorlarsa gene kendimize bakmalıyız. Biz evin içerisinde hangi sorumluluklarımızı tam olarak yerine getiriyoruz? Birey olarak, eş olarak, çalışan olarak. Evet. Bunları yapmadan çocuklardan sorumluluk beklemeye kalktığımız zaman da gene bir şeyler eksik kalıyor. Kemal Bey bakın, çok basit bir şey söyleyeyim. Yerel ulusal haberlere çıkarlar veya etrafımıza çevreden de duyarız. Bazı öğrenciler karnelerindeki notu eve o karneye götürmemek için yeni karne temin ederler veya o notu bir şekilde teknolojiyi kullanarak değiştirirler. Bir çocuk o notun sistemde, okulunda, öğretmenin not defterinde her yerde değişmediğini bilmiyor mu? Biliyor. Velisinin okula geldiği zaman bu notları göreceğini veya bunu söyleneceğini bilmiyor mu? Biliyor. Bir çocuk neden böyle bir şeye tevessül eder? Veya bir aile, bir anne baba çocuğunun böyle bir değişiklik yaparak notu getirmesini sağlayacak ortamı nasıl kurabilir? Esas işte üzerinde düşünülmesi gereken bu kültür. Doğan Celoğlu hocamızın çok güzel bir kitabı vardır. Bunların korku kültürü diye bir kitabı vardır. İşte bu korku kültürü yerine sevgi kültürünü getirdiğimiz ortamlar. Anne babalara tavsiye edelim. Kesinlikle. Korku kültürü. Evet. Doğan Celoğlu hocamızla. Bu kültürün yerine sevgi kültürü, saygı kültürü, hürmet kültürü bizim için olmazsa olmaz. Bunlar tepeden başlar, yerleşmeye başlarsa evet. Çocuklar da sorumlulukları almak noktası daha dikkatli olacak. Bir anne baba anne bazı şeyleri eşinden gizleyebiliyorsa çocuk da bazı şeyleri anne babasından gizleyebilme hakkını elde ediyor maalesef. Burasını iyi okumak, iyi görmek lazım. Tam bu noktada yani çok klasikleşmiş sizin de çok iyi bildiğiniz aile danışmanı Dorothy Nolte'nin çok nefis bir klasikleşmiş bir paylaşım var. Ben tam da yeri gelmişken esasında onu da paylaşmak istiyorum. Onu da izleyicilerle sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse kınama ve ayıplanmayı öğrenir ki siz biraz önce buna çok güzel ifade ettiniz. Yani o kültür, o korku kültürünün yerine sevgi kültürü, sorumluluk kültürü, paylaşma kültürü olursa çocuğa da bu yansıyor. Evet. Ama eğer çocuk sürekli eleştiriliyorsa kınama ve ayıplanmayı bir kişilik özelliği haline getiriyor. Kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir. Alay edilip aşağılanmışsa ki özellikle bu karne döneminde bence burası çok çok önemli. Çocukların karnelerinden dolayı alay edilmemeleri, aşağılanmamaları, kişiliklerini zedelenmemeleri çok çok önemli. Çünkü diyor ki Nolte, alay edilip aşağılanmışlarsa sıkılıp utanmayı öğrenirler. Sıkılıp utanan bir çocuk da yetişkin haline geldiği zamanlar kendisini ifade etme noktasında, evet, özel hayatını idare etme noktasında başarısı hep yetersizlik içinde oluyor. Devamlı utandırılarak terbiye edilmişse, kendini suçlamayı ama hoşgörüyle yetiştirilmişse sabırlı olmayı, desteklenip yüreklendirilmişse kendine güven duymayı, övülmüş ve beğenilmişse takdir etmeyi öğrenir. Haklarına saygı duyularak büyütülmüşse adil olmayı, güven ortamı için yetiştirilmişse inançlı olmayı, kabul ve onay görmüşse kendini ve insanları sevmeyi ki kendini ve insanları zaten en başta kendini seven bir insan insanları da çok daha kolay seviyor, çok daha iyi ilişkiler kuruyor. Aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse de bu dünyada mutlu olmayı öğrenir ki bütün bu süreçler, bu durum tespit belgesi, karneler, sonunda bitirilecek okullar, kazanılacak üniversite,
sonra da mutluluk olmadıktan sonra esasında bir anlamda ifade etmiyor. Yani dönem dönem ben kendi alanımda, kendi mesleğimde de çok iyi yerlerde olan kariyerleri çok iyi olmuş yetişkin danışanlarımız oluyor ama sonunda bakıyorsun o kariyere, o konuma karşılığı, negatif karşılığı bir mutsuzluk, bir huzursuzluk ki genellikle de hep tekrar ediyoruz. Hani biz çocukluk dönemi esprisi çok yapıyoruz ama geriye dönüp çocukluk dönemine bu dönemlere geliyor. Özellikle de çocukların bu karne dönemlerinde aldıkları geri bildirimler, olumsuz eleştiriler, yargılamalar da yetişkin döneminde de kişinin hayatını etkiler hale geliyor. Hocam harika bir sohbetti. Belki daha çok konuşacak şeyler var. Saatlerce de konuşabiliriz ama vaktimiz bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum tekrardan davetimize uyup geldiğiniz için. Değerli bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. İleride umarım tekrardan başka başka konularda da bir arada oluruz. Yaşama bakışta eğitimi konuştuk, karneyi konuştuk. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sevgi ve selamlarımla.